Selamlar hepinize. LPL ilk karnesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. E, ay yeni yılı geldi. E, o yüzden ay yeni yılından dolayı tatile girdi LPL. E, ayın birinde ay yeni yılı var ve 10 Şubat'a kadar da tatil olacak LPL. E, ben de bu zamana kadarki performanslarını değerlendirdiğimiz, değerlendireyim istedim aslında takımların. E, tabii biraz maç dengesizliği var doğal olarak biliyorsunuz LPL'de. Yani 4 maça çıkmış olan EDG, V5, Bilibili Bili Gaming gibi takımlar var. Genelde takımlar 5 ya da 6 maça çıktılar. Bir tane de 7 maça çıkmış. Bu OMG var. Ama onun dışında elimizde en azından belli bir örnek oluştuğunu düşünüyorum. Şimdi hemen takımları değerlendirerek başlayalım. Ondan sonra önereceğim maçlar var. En sonunda yine 5'lilerimiz ve RPL'de de yine şampiyon 5'limiz olacak. V5 ile başlayalım en alttan. Sürekli playoff'a bir şekilde giren takım dökülüyor durumda. Bir türlü oyun planı bulamıyorlar. Beyşang oynamıyor bir kere. E, Beyşang, neden oynamayı bilmiyorum. Tabii ki bu takımın en önemli parçalarından biriydi. E, w belki de birçok kendilerinden alt seviye takıma karşı hızlıca onları farmlamasını sağlayan adamdı Beşan. E, ama o oynamıyor. Slay oynuyor ve çok kötü bir başlangıç yaptılar. Evet e, zor rakiplere karşı oynadılar. Yani belki de hepsi zaten normal koşullarda da kendi üstlerinde olacağını düşündüğümüz takımlara karşı oynadılar. Ama iki tane daha böyle takıma karşı oynayacaklar. ya e, yani 0-6 bir başlangıç yapmış olacaklar. Ondan sonra playoff'a girmeleri çok zor. Ben hani playoff sınırını Belirleyecek takım olmalarını bekliyordum onların. E, ama hiç onların alakası yok o pozisyonla. Ve başkası aldı gibi sanki o spotu. E, o yüzden onların notunu da veriyorum şimdiden. F aldı. E, bu ilk ilk başlangıç döneminde. Team W iyi. Thunder Top Gaming 6 maça çıktılar. E, genel olarak iyi bir oyun oynadıklarını söylemek güç. yani Çok zor maç kazanıyor zaten e, Thunder Top Gaming. Oyun... Yapısı zaten hani sadece bir sıra üstlerindeki Animaz Legends'ı e, Yenme becerileri oldu Oyun yapısı hiçbir zaman oturacak gibi durmuyor bu takımın e, Uzun vadede de hiçbir umudum yok açıkçası Zaten sonuncu olmasını beklediğim takımlardan biriydi benim e, Yani Animaz Legends'la beraber Ben sonuncu olmalarını bekliyordum onların e, WE'nin çok büyük düşüşü olmasa da Zaten o iki takım aslında sonuncu olacaktı Beklentilerinde çok dışına çıkmadılar e, Onların da bu dönemdeki notu F Animaz Legends Onlar bir tık daha iyi oynadılar bence Tandır e, Thunder Talk Gaming'e kıyasla. E, ama sadece bir tık. Yani en fazla D alacak kadar e, bir tık. Biraz daha bir şeyler oturmaya başladı gibi on, onlarda. Yani şu anki durumların biraz daha üzerine çıkabilirler. Bence hani Thunder Talk'a karşı maç kaybetmiş olmalarına rağmen üstündekilerden işte şu anki üstündekilerden en azından. IG'den, LGD'den e, daha çok maç tırtıklama ihtimalleri var. Gerçi şey, LGD'yi yendiler ama. Daha çok maç tırtıklama ihtimali olduğunu düşünüyorum e, Enem Ama onların sezon başında ben hani maksimum 5 galibiyet demiştim onlara. 5 bile çok olabilir e, sezonun sonunda. Onların da notu e, D aslında. Zaten verdim ben Enem Azac'ın notunu. Değil mi? Onlar da D aldılar. Invictus Gaming. E, onlar da başka bir D alan takımımız. E, yeniden yapılanma süreci e, ilk galibiyet aslında Thunder Talk'a karşı aldıkları galibiyetle fena başlamamış gibi gözüküyordu ama sonraki maçlarda sürekli dayak yediler ve stomp yediler. Yani oyun Bireysel anlamda ufak tefek şeyler gösteriyorlar. İşte yer yer UEK bir şeyler yapıyormuş gibi gözüküyor falan ama çok bireysel kalıyor IG'nin performansı. Ee, genel olarak sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Onların da yakın vadede bir şey çıkarması zor. Onlar da D aldılar. LGD sadece bir galibiyet olmasına rağmen bence bir galibiyetten biraz daha iyi oynadı LGD açıkçası oyun olarak. Ee, o ilk mağlubiyete ya o ilk daha sezonu ısınamadan vermeselerdi o Animal Legends maçı. En azından iki galibiyetler olacaktı. Çok iyi bir oyun oynuyorlar mı? Hayır ama alttakilerden daha iyi bir oyun oynadıklarını söyleyebilirim. Yani şu ana kadar Invictus, Animals Legends, Thunder Talk ve W'den net bir şekilde daha iyi bir oyun oynuyor. Onlar o yüzden bu dönemi C- olarak kapattı LGD'de. Rare Atom 1-3'lük bir skorları var, mı, var ama 1-3'den çok daha iyi oynadıklarını söyleyebilirim. E, bu arada acayip zor bir fikstürle başladı Rare Atom. Bunlar şimdi önümüzdeki birkaç maçta e ee, yani dört, hatta önümüzdeki 4 maçın dördü de rahatlıkla kazanabileceği maçlar. 4 galibiyet üst üste alabilirler. yaratıp tekrardan yukarıya çıkabilirler. Ee, tekrar playoff otosunun içine de girebilirler. Fena da bir oyun oynadıklarını düşünmüyorum açıkçası. Özellikle bu sezon e, işte Fofo'nun kaybını nasıl kapatacaklar diye düşünüyorduk. Strive fena bir performans göstermiyor ama Fofo kadar kordura hakimiyeti almadı şu ana kadar. Ayboy'un performansında düşüş var doğal olarak yanından hang gittiği için bu oldu. Ee, ama öte yandan Lea'nın bireysel anlamdaki performansı sürüyor. Artık Cube'un biraz daha iyi olduğunu gördük bu yıl. Daha iyi koridor aşaması oynuyor. Artık sürekli zayıf taraf eşleşmesine gitmek zorunda da kalmıyorlar. Ee, o yüzden ben daha iyisinin gelebileceğini düşünüyorum Renatom'dan. Ve bu dönemde 1-3 olmalarına rağmen C verdim onlara. Bir sonraki karda da muhtemelen çok daha iyi bir notla çıkacaklar buradan. Topi Esports bir diğer C alan takımımız. yani bu kadar yatırıma ancak C alınabilirdi zaten değil mi? Doğru hamle buydu. E, Valla bir sürü problem var Topi Sports'un. Yani Zoom hiç istikrarlı oynamıyor. Geçtiğimiz yılların çok e, ya yani bireysel anlamda şöyle gerisinde. Hani iyi gününde evet iyi şeyler yapıyor ama kötü gününde gerçekten çekilmiyor ve bunların sayısı %50'yi buldu. Yani bir maç iyi bir maç kötü şeklinde oynuyor Zoom. E, o yüzden böyle şampiyon olmaları çok zor. Yani zaten ben şampiyon olabileceklerini düşünmüyordum ama böyle playoff'ta ilerlemeleri de çok zor. Tia'nı zaten aldılar. ilk seride oynattılar. Bir daha oynatmadılar. Çok doğru bir karardı. Chao Pank fena oynamıyor. ...bireysel anlamda ama ne olursa olsun... ...bir tepe takım malzemesi değil... ...Shopang... ...zaten önceki senelerde aslında... ...alt sıra takımlarında oynuyordu... ...fena performans göstermiyordu orada da ama... E, ...yani Top Sports bir alt sıra takımı olmaması gereken bir e, takım... E, Knight ...bireysel anlamda daha fazla fark yaratması lazım... Yani ...birazdan geleceğiz yukarıdaki takımlara... ...işte Victory Five'ın durumuna... ...ne bileyim... E, ...BLG'nin durumuna falan veya OMG'nin durumuna... ...yukarıdaki takımlarda ortak oradalara daha çok fark yaratıyor... Knight bu kadar fark yaratmıyor kötü bir dönem geçirdiğini söylemek lazım aslında. Topi iyi sportu. Tabii Tabi belli oranda toparlanacaklarını düşünüyorum ben. Yani ne olursa olsun bu takım playoff'a gireceğini düşünüyorum. E, o kadar geride kalmayacaklar ama yani Reyra Tom'a verilen mağlubiyet. WU'ya karşı sadece 2-1 kazanabilmiş olmaları. OMG'ye verilen mağlubiyet. Aslında zorla bir fiksürle de başlamadı. Topi Esports. Victor 5'e yenilebilirler. Sıkıntı değil. Ama şimdi böyle başladık diyelim. E tamam Victor 5'e ye yenilebilirse sıkıntı değil okey. RNG ye yenilebilirse sıkıntı değil okey. EDC'ye yenilebilirse sıkıntı değil okey. BNC'ye yenilebilirse sıkıntı değil okey okey okey. Ne nereye kadar abi? E, tabii tepedekilere yenildiğin anda bir belli şeyler sıkıntı yaratacak. Ve alttakilere de yeniliyorsun sen. E, bir şekilde hala playoff atacaklarını düşünüyorum ama oynanan oyunun iyi olduğunu düşünmüyorum. Onlara da DJ'ye verdim o yüzden. Galibiyet sayıları fazla olmasına rağmen. E, Rare Atom'la. Ultra Prime. Hiç fena bir oyun oynamıyor Ultra Prime. Tabii biraz ya yani, kolay bir fikstürleri de yoktu aslında. Özellikle ilk 3 maçları çok zordu. ve 3 tane mağlubiyetle başladı ama 3 üç mağlubiyetin üçünde de belki bir tık LNG serisinin ikinci maçı e, hariç tutabilir ama belli bir rekabetçilik gösterdi Ultra Prime. E, belli bir oyun düzeni, stratejisi gösterdi. Ve açıkçası bu aradaki takımlardan biri olacaksa yani playoff potasına hani ben onlar adına işleri giderse biraz daha yukarı çıkabileceklerini bekliyordum. Sanki onun da bir tık üstüne çıkacaklar ve sanki playoff'un kapısını onlar tutacakmış gibi gözüküyor LPL'de bu yıl. tabi zor maçları var yani hala çok düzenli, tertipli öyle şu şam bir takım değiller. Ama bu takımın üstteki takımlardan yani atıyorum Weibo'dan, atıyorum RNG'den alabileceği bir iki tane maç, bir iki tane seri işleri çok değiştirir Ultra Primal'a. Çünkü alt, altındakilerden çok bariz şekilde iyi olduğunu gösteriyor bu takım. E, ve Elk keşke daha iyi bir takımda olsaydı diyorum. Yani sezon başına da söylemiştim. Bir daha söyleyelim. E, C artı alarak geçirler bu dönemi. Topi Esports 4 maç yapmış takımlarımızdan bir tanesi. E, onlar da C artı aldılar aslında. Erkenden vereyim notlarında. E, orada biraz Kanavi'nin performansında düşüş var. Belki orada e, hani Zoom'la oynamamanın getirdiği bir e, düşüş olabilir. Ama Kanavi'nin e, düşen performansını Yago kurtarıyor. E, Yago gerçekten iyi girdi sezona. E, hani az önce bahsettim ya Knight'ın üsttekiler kadar fark yaratması. Abi Yago o kadar bile fark yaratmadı daha Knight. Yani Yago gerçekten iyi şeyler yaptı. Missing hiç fena gitmiyor. Ama nişancı konusunda ciddi sıkıntılar var. Yani e, bu ikinci şarjede de olacak gibi durmuyor olaylar. artı e, 369'da da nereye kadar ilerleyebilirler bilmiyorum. Ama en azından playoff'a girerler gibi duruyor. Oyun da şu ana kadar playoff'a girecekmiş gibi gözüküyor. FPX 3 bir dönem 5 maça çıktılar ama 3 daha iyi oynadıklarını söylemem lazım. Ee, bir kere zaten çok önemli bir RNG galibiyetiyle başladılar. Ee, o çok büyük artı yazdı onlara. RNG gibi önemli yani güçlü bir kulübü, güçlü bir üst tura takımını yenmek iyi başlattı ve iyi de gösterdi onları. Ama zaten ben beklentim dahilinde söylemiştim FPX'in göründüğünden daha güçlü bir kadro olduğunu. Ki göründüğünden daha da iyi oynuyorlar. Fakat burada bazı problemleri var FPX'in. Hala ya aslında bazı da bir tane problem var FPX'in. Çok bariz, net belli olan bir problem var. Sezonun başında da belliydi. Gori, Aynı Night'ın yaşadığı gibi tepedekilerle bireysel olarak mücadele edemiyor. Abi diğer takımların daha iyi midileri var. Klit geldi, Klit sadece son seriyi de oynadı, LNG serisini oynadı. Hiç de fena gözükmedi bu arada Klit. Yani bayağı hazır formda gözüküyor. E, gelişi itibariyle. Ee, o yüzden biraz daha yukarı çıkacaklarını düşünüyorum ben Genel performanslarının Şalahu hiç abi bir performans göstermiyoruz koridorda LWX ve Hang ikilisi inanılmaz uyumlu olmuşlar ee, Hank bazı kötü maçları var e, Ama Çok çok iyi maçları da var Yani hani ben zaten hani evladım olarak da aldım e, Çok büyük bir süperstar potansiyeli Olarak gördüğümü de söylemiştim zaten O ışığı hala veriyor Hank Ve LWX'e de uyumlu olmuşlar Yani LWX'i de e, yukarıya çekiyor Tabii ki biliyorsunuz ki LWX'in bir tane de yedeği var e, hiç oynayacağını sanmıyorum ama olsun. Elda Blacks'in yedeği olması demek Elda daha iyi oynuyor anlam olması anlamına geliyor. Onlar bu dönemi B alarak geçirdiler. Hiç fena bir performans değil bence FPX'den. Ben RNG dışında birilerine daha bir şeyler yapacaklarını düşünüyorum bu arada. E, ve bu takımın 6-7 arasını içeri atacağını düşünüyorum playoff'ta kendi. OMG en çok maça çıkmış takımımız. E, onlar da aslında biraz ultra prime gibiler. E, yani o playoff spotunu playoff sınırını çekecek takım gibi duruyorlar. Ya OMG ya Ultra Prime olacak zaten orası. Ya da ikisi birlikte olacaklar yani 9 10dan e, fena bir performans göstermiyor OMG. Takım oyun uyumları hiç fena değil. E, fakat bazen çok dağılıyorlar. Yani oyun skoruna baktığımız zaman aslında 16 bu takımın oyun skoru hiç fena değil ama 4-3'lü. Yani 5-2'de olabilirlerdi. Olmaları gerekiyordu. Ha çok kolay fikstürle başladılar. E, dipteki 3 takımla oynadılar. E üçünü de avladılar zaten. Çok net avladılar yani. Çok rahat yendiler onları. E, ama önemli olan karşılaşma bence onların BLG'ye karşı oynadıkları karşılaşmaydı. Çünkü düzenli, tertipli ne yaptığını bilerek oynayan takımlardan biri BLG ve onlara karşı da rekabetçi oldu aslında o e, bu da onlar adına iyi işaret. Ama bence FPX'in hala bir tık var. O yüzden onlara bu dönemki performansında B eksi vereceğim. Victory Five e, 4 maça çıktılar. 3 galibiyet aldılar. E, önemli galibiyetler aldılar mı? Yani Weibo'yu yenseler olaylar çok değişebilirdi. Çünkü Weibo benim beklediğimden daha iyi oynuyor şu anda. Ya yani ben zaten hani belli bir seviyeye çıkmalarını bekliyorum ama dışa intlemiyor arkadaşlar. Birazdan geleceğiz Weibo'ya. Acayip bir mucize var yani. Gerçi son maçta bir tane bir intler gibi bir bir şeyler oldu ama. Dışa intlemiyor yani. Dışa intlemediği zaman zaten olaylar çok değişiyor. Ama genel olarak fena bir performansı yok V5'in. Fena performansını olmamasının tek bir tane sebebi var ama. Rookie. Yani haftanın maçlarını önereceğim. Şu test serisinde, Topi Spor serisinde öyle iki tane maç oynadı ki Viktor. Viktor oynadı yani Viktor diyorum bak. Ruki öyle iki tane maç oynadı ki ve Evo serisinde de var bir tane. E, Ray Rotom'da da var yani az maça çıktılar şu ana kadar evet ama Ruki tekrardan o e, dünyanın en iyi dünyanın en iyi oyuncusu seviyesine yaklaşıyor gibi. Daha henüz gelmedi ama yaklaşması bile ne kadar fark yaratıyor. Nasıl maçlar kazandırıyor onlara. E, şimdi önlerinde yenebilecekleri iki tane rakip olacak e, OMG ve IG. Oradan sonra bir motivasyon yakalayıp e, 5-1'le yollarına devam ederlerse, biraz takıma uyumu artarsa, Karsan'ın bireysel performansının artması şart. Rich'in bireysel performansı bence toparlanıyor. Benim beklentimden daha iyi oynuyor Rich. E, en azından Çin ortamına adapte olmuş gibi ve sanki Çin ortamı LPL ortamı daha uygun gibi e, bu takıma. Ama ne olursa olsun bu takımın nereye çıkacağı fotik belirleyecek. Fotik ne kadar iyi oynarsa, bu takım o kadar yükselebilecek. Çünkü belli bir sonuç şu anda Limitleyen şey o. Ya Ruki daha ne yapsın seviyesindeyiz aslında. Ya tabii ki daha fazlasını yapabilecek bir oyuncu Ruki. Şu an yaptıklarıyla bile daha ne yapsın diyorsun ama. Ruki daha fazlasını yapabilecek bir oyuncu. Karsa daha fazlasını yapabilecek bir oyuncu. Ee, umut vaat ediyorlar ama şu ana kadarki oyun biraz bireysel performanslardan dolayı kırıyorum. B eksi veriyorum o yüzden onlara. Ama üst daha iyisi olacak. Bir sonraki kaynada daha iyisini yapacaklar bence. Eminim onunla. BLG... E, 3-1 ile başladılar e, Aslında sayısal ya, maç skorları çok yakınlar e, Victory 5'e e, Ve aynı skorlar ama oyun çok daha iyi Oyun bariz şekilde iyi e, BLC adına e, Weibo karşısında galibiyetle başlamışlardı Onlar da RNG'ye karşı Çok yakın bir seri oynadılar e, Yakın olmasını da beklediğimiz bir seriydi Bence biraz e, özellikle serinin ikinci maçındaki Rek'Sai'nin çalışmasından dolayı Üçüncü maçta tuzağa düştüler Rek'Sai tuzağına RPL'de birkaç tane galibiyet aldı bu arada Rek'Sai'yi ee, ama ortam çok uygun değil bu, e, bence Rek'Sai için. Bu arada Uzi hala oynamadı. Hala Dogo oynuyor. Genelde e, Ay yeni yılına kadar Uzi oynamıyor maçlarda. Dogo da bu arada çok iyi laning oynuyor. Yani Hakkını teslim edeyim. Acayip bir laningi var Dogo'nun. Crisp'le de iyi uyum yakalamışlar. E, bence Breed de çok iyi bir e, sezon geçiriyor şu ana kadar. Yani üst koridorda bence bu sezon e, bireysel anlamda bir performans açığı var. Şahun'un rol değiştirmesinden sonra işte Elenci tarafında Ale fena oynamıyor ama hala süper istikrarlı değil. Bin bence Şahun'u aratıyor. Flandre oynamadı. E, birazdan geleceğiz ona da. Üst koridordaki açığı e, bence şu ana kadar fena doldurmadı Breed. E, fena bir performans göstermedi. E, fofo bittik bence geçen sezonun gerisinde ama onun dışında aksiyen bir şey yok. E, onlar da daha iyi gidebileceklerini, daha iyisini yapabileceklerini gösterdiler e, şu ana kadar. İyi bir performans. B'ye artı verdim. E, bir bilibili gaming'e bu aradaki performans için. Weibo 4-1'ler iyi bir başlangıç yaptılar fakat maçlar öyle ya yani genel 3 maçı zaten kolay takımlara karşı oynadılar şu ana kadar ki üçünde de kazandılar. Oralarda sıkıntı yaşamadılar ama oyun ikna edici değil bence. Yani yukarıdaki onlara daha yakın olan BLG ve V5 ile oynadıkları karşılaşmalarda oyun o kadar ikna edici değil. Neyse ki Weibo adına inanılmaz formda bir Huanfang var. Acayip oynuyor Huanfang şu ana kadar ve Angel çok formda. Yani Angel da aynı işte Knight'a söylediğim şey. Şu anda Angel mesela maçları etki edebiliyor. E dışa intlemiyor. Bence SOFM çok dalgalı bir performans gösteriyor. Ve tabii takımı geri çeken parçasına. 10 değil yani. E, Sword Art Yeni de 10 oynadı bu arada. <laughs> Çoğu maçta. Galiba hepsinde 10 oynadı. E, neyse. Angel daha iyi bir performans gösteriyor ama SOFM biraz taşımaya çalışıyor. Şimdi dışayın da ne olursa olsun intlememesi bile çoğu şey yetiyorken dışayı artık biraz hani intlememenin ötesinde geçsin istiyorsunuz yani. Sonuçta bu kadar yetenekli bir oyuncu da. Ee, ama yine de ne olursa olsun galibiyet alınmış fena performans göstermemiş bir takım. Weibo Gaming onlar da B alarak geçirirler bu dönemi. EDG son şampiyon son dünya şampiyonu aynı zamanda. Ee, çok net bir oyun oynuyor hala. Yani şu ana kadar tabii ki iki tane hatta üç tane kolay maçları vardı. Tepedekilerle diğerleriyle karşılaşmadılar. O yüzden e, onlara karşı değerlendirmek çok kolay olmayabilir belki ama yani maç bile oynatmadılar rakiplere. Çok stomp attılar. Bir tık Ultra Prime onlara karşı biraz direnç gösterdi ki Ultra Prime'ın da e, ne kadar aslında çıkışta olduğunu e, ve Elk sayesinde neler yapabildiğini zaten biliyoruz. Gördük bunları da. E, Onlar da Discord'da koridorda Flandra oynamıyor bu arada. E, Shawshank oynuyor şu ana kadar. E, 4 maç genelde kolay maçlardı ama bu bireysel performanslarının e, kötü olduğu anlamına gelmesin. Hala çok iyi oynuyor EDG tarafı. E, yani şu an 4-0'lar ama önümüzdeki mesela şuradaki şu grupta işte Weibo, FPX'de tak tak yenip gene 7-0 devam edebilirler yollarına. E, onlara ben sorun çıkarabilecek takım olarak bu arada gerçekten şeyi görüyorum. E, sıkıntı çıkarabilecek takım. İki tane takım var bence EDG'ye şu anda sıkıntı çıkarabilecek. Yani LNG ve RNG'yi ayrı tutuyorum. Bunlar zaten hep rekabetçi olabiliyorlardı. Bir tanesi bence F FPX. Diğeri de V5. E, çünkü FPX EDG'nin şu ana kadarki güçlü giden yönlerinden birine çok sert darbe vurarak gelebilir. E, <laughs> şeye alt koridor. Alt koridor çok kuvvetli EDG'nin. E, v v da yani Rookie'nin gününe gelir. Bir de aynı zamanda Scout'un böyle kötü saatine denk gelirse. Scout'un şu ana kadar pek öyle kötü saat denk gelmedi bu sezon ama. Geçen son vardı normal sezondayken. Acayip bir 1v9 da izleyebiliriz orada. E, ama onun dışında ben e, Weibo'nun, e, BLG'nin falan çok sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum. İdici tarafına onlar bu dönemi ağlarak geçirler Ama dediğim gibi iki tane kolay maç oynadılar. Ee, bir görmek lazım tepe takımlara karşıdan. RNG e, 5-1 ile başladılar. Genelde RNG bu kadar çok maç oynamazdı bu e, araya kadar ama çok da ikna edici oynadıklarını söyleyemem RNG'nin. Yani bazı problemler var RNG adına. E, nedir o problemler? Bir tanesi Bin'in geçen seneki şahının yerini Biraz aratıyor olması. Hatta LPL yerinde şöyle bir şey söylemişlerdi. Yani şimdi şey tartışmasına gireceğiz belki. Çevirerek söylüyorum bu arada. Hani belki şey tartışmasına gireceğiz. işte 1000 LPL'nin üst skor durumu tartışmasına falan gireceğiz. Ama şöyle bir durum var. 1000 daha RNG'deki en üst koridoru değil ki. Muhabbeti var. Daha RNG'deki en üst koridor olması lazım önce LPL'nin en üst olabilmesi için. Ee, bazı problemler var bin tarafına İyi oynadığı maçlar da var ama Shao seviyesinde değil. Geçen yılki Shao seviyesinde değil. Öte yandan Shao hiç fena oynamıyor. Ama yani sezon başında beklediğim şey vardı ya işte. Yani tamam evet iyi bir mitleyin olacak ama en tepedekiler abi Rookie kadar oynamayacak yani Shao. Belli işte bu sezon oynamayacak yani. Rookie'nin seviyesine çıkmayacak Shao. Rookie'nin şu anki çıktığı seviyeye. Bu yani, maçlar da bunu gösteriyor aslında. Ha bu arada e, üç tane e, batım ya yani dip, dip, dipteki takımı farmını aldı RNG onlarda. E, ama diğer takımlara karşı ne BLG'ye karşı ne FPX zaten FPX'e yenildiler ne, e ne JDG'ye karşı öyle çok da rahat oynamadı RNG. E, bireysel performansların artması lazım. Gala'nın performansı biraz daha iyi gözüktü. E, gerçi gene BLG karşısında laningde biraz zorlandılar ama Gala'nın hatta özellikle Ming'in bence bireysel performansının biraz artması gerekiyor. E, ki Bin ve Shao'nun bu yani Shao gene çok daha az sorun yaratıyor ama Bin'in biraz daha yarat, istikrarsızlığını yarattığı şeyi biraz daha kapatabilsinler. Onlar bu dönemi B artı alarak geçirdiler. Son takımımız LNG 10'a 2 başladılar. 5-0 başladılar. Çok net başladılar aslında lige. E, ee, FPX ve Rare Atom'a verdiler birer tane maç. Ee, ya Tarzan öyle bir seviyede oynuyor ki ya yani şu anda belli yani şöyle söyleyeyim bence şu anda dünyanın en iyi oyuncusu Tarzan. Şu anki form durumuyla. Bütün roller için söylüyorum. Öyle bir formu var şu anda Tarzan'ın. Tabii ki arada... E, ya yani Mesela FPX serisinin ikinci maçında... E, ...mahvetti klit Gerçi takım haline mahvoldular ama... ...mahvetti sonuçta Clid. Ama ne olursa olsun genel toplamda... ...brevsel performansla... ...inanılmaz bir performansı var Tarzan'ın. E, Elenci adına bu arada... Bir, ...bir ye işaret daha var. E, Light hiç fena oynamıyor. Lığman'ın yanında. Ama çok korkak oynuyor. Onu da söyleyeyim. E, yani çok e, birkaç tane maç var böyle Light'ın çok öne geçtiği hamle yapabileceği fırsat olduğu e, hatta mesela Jackie Love olsa öne atardı diyebileceğimiz pozisyonlar e, hiçbir şey yapmadı o tarz pozisyonlarda e, ama önemi yok abi haritanın üst tarafını öyle bir güçlüler ki yani Ale tarzı Ale de hiç fena oynamıyor bu arada e, hani öyle süper ya geçen seneki Shao gibi mi oynuyor hayır ama gerek de yok zaten e, Ale Tarzan ve Doyun güçlüsünden acayip bir e, harita üstünlüğü var. Doyun bir Tarzan uyum olmuş. Olmuşlar ama olma, yani olmama ihtimali yok zaten. Çünkü doyum bir e, yani zaten hani ormancısını yükseltme onu güçlendirmek olsa zaten dünyanın bir numarasıydı orta kurul Tarzan çok iyi bile kendini güçlendiren şekilde oynatıyordu zaten. Tarzan'ın yanında da orma, e, orta kurdu, Tarzan orta kurulunu kendine gezdiren ve oynatan bir adam. İkisinin uyumu da çok iyi olmuş. Gayet iyi gözüküyorlar. Onlar da bu dönemi A alarak kapattılar. Şimdi gelelim maç önerilerimize. Daha ilk günden Banger'la başlamıştık aslında. FPX Aranji serisinin ilk maçı çok iyi maçtı. Yani FPX hani zaten izlerken şey oldu insanlar. Lan bu FPX ne yapıyor? Bu bot lane, LWX, hang neler yapıyorsunuz? Diye izlenmişti. O yüzden kesinlikle tavsiye edebileceğim bir maç. Daha sezonun açılış maçı. Ya yani açılış gününün ikinci karşılaşması diyeyim. İlk haftanın üçüncü gününde bir Top Esports Rare Atom serisi vardı. Rare Atom'un özellikle... Yaptığı şeyleri izleyebilirsiniz. Yani bu maçın comeback'i çok zor bir comeback'ti. Çünkü çok iyi bir maç geçiren bir Zoom. Çok iyi bir maç geçiren bir Knight vardı. Ee, yani kesinlikle tavsiye edebileceğim bir maç. İzleyin bu ikinci maçı. Çok zor bir comeback. Çok zor bir uygulama. Ama yaptı Roton, Başardı bunu. Ee, birinci hafta üçüncü gün karşılaşmasında. Birinci hafta. 5 gündü sanırım. Cuma gününden olması lazım. Bir tane RNG-JDG serisi var. Ee, serisi demeyeyim daha doğrusu maçı var. Ee, i̇kinci maç özellikle çok keyifliydi. Ee, JDG'nin belli oranda direnç gösterdiği durumlardan bir tanesi de RNG. Maç keyifli bir maçtı. Draft zaten biraz standartın dışında bir drafttı. Acayip bir kanavi performansı. Her zaman zaten kanaviyi bu halde görmek keyif veriyor. Yani tepesi çok yüksek bir adam. Ama bir geçen sezonun bir tık gerisinde olduğunu düşünüyorum bireysel anlamda da. Belki takımıyla da alakalıdır ama ne olursa olsun Kanavi'nin tepesini izlemek bence her zaman keyifli. Birinci hafta cumartesi gününden bir Rayer Atom LNG maçımız var. Çok keyifli maçtı bence. İlk maçta özellikle yani zor da olsa bir galibiyet aldı Rayer Atom. Ama nasıl aldık al, yani alış biçimleri zaten önemli olan noktaydı e, oyunu izleyin bu maçı da çok keyifli maçtır e, tavsiye edebileceğim maçlardan bir tanesi İkinci e, ikinci haftanın dördüncü günü Perşembe gününden e, bir bir Reyraton V5 serisi var Victor Şöleni seri aslında üç maçta ilk maçta Strive çok iyi bir Viktor oynuyor ama sonra Ruki diyor ki öyle oynanmaz böyle daha iyi oynanır diyor bak ya Strive çok iyi bir Viktor oynadı Ruki dedi ki gel daha iyisini oynadı Sonra daha da iyisini oynadı. Ya çok acayip bir seri oynadı gerçekten Ruki. Ya abi şöyle anlatayım size. Bak ilk maç 10 üzerinden 9.5'luk bir 9'luk diyeyim. 10 üzerinden 9'luk bir Victor oynanıyor. İkinci maçta 10 üzerinden 10'luk bir Victor oynanıyor. Üçüncü maç 10 üzerinden 11'lik bir Victor Çok acayip bir Victor oynanıyor gerçekten. <laughs> yani ya Ruki'nin Ruki niye böyle dünyanın en iyisi olarak e, anıldığını belli dönemlerde, belli durumlarda neden bir dönem hatta The World Şampiyonu olurken şu dönemde neden en iyisi dendiğini gerçekten gösteren bir seriydi. E, çok keyifliydi bu arada. Ben acayip zevk aldım izlerken. E, Midlaner olmamama rağmen Midlaner'in performansından zevk aldım. Böyle söyleyeyim yani. E, i̇kinci hafta Cumartesi'nden e, bir maçımız var. E, burada JDG FPX serimizden bir, bir maçımız var. Son iki maç Yagao. inanılmaz bir oyun oynuyor. E, yani hani az önce bahsettim ya e, Knight'ın da bunları yapması lazım. Ya abi Knight zaten bunları yapsa Top Esports çok daha yukarı. Herhangi bir takım çok daha yukarıda olurdu. Yago da zaten bunları düzenli yapsa JDG de çok daha başarılı olurdu. Geçen sezon yapsa ya da bunları. E, ama çok iyi iki tane performansı var Yago'nun. Bireysel anlamda acayip fark yarattı. E, FPX'e karşı. Gorin'in de problemleri aslında ne kadar görüldüğü ortada. E, ortaya. Yani Gorin'in takımın genel seviyesine ne kadar geride olduğunu gösteren bir seri oldu aslında. E, i̇kinci hafta pazar gününden e, bir maçımız var. Bir serimiz var aslında. V5 e, Topi Esports'un ilk iki maçı. Acayip banger. Yani iki maçta 7 eşlere gidiyor. E, tek ruhu var seride. Uzadıkça uzuyor maçlar. Eldir önüne falan fightler. E, i̇kisi de çok eğlenceli maçlardı. E, zaten birini Topi Esports kazandı. Diğerini e, V5 kazandı. Hele ilk maç. Ya zaten. Abi 53 dakika ya. Kapanamıyor yani maç. Öyle yakın bir maçtı. İlk iki maç çok keyifliydi. İzleyebilirsiniz. Üçüncü maçta biraz kontrolden çıktı Rookie Üçüncü maçı da şuradan izleyebilirsiniz. E, Ruki neden dünyanın en iyi nasıl? Bu. Bu yüzden. Ya gene Ruki övdük ama övülecek gibi. E, öte yandan şunu da ekleyeyim bu arada. Bu seriyi mesela Kars'a gayet iyi oynadı. Kars'a skorboarda yansımamış olsa da Kars'a böyle oynamaya devam ederse V5'de yukarı çıkar. Ama ilk 3 maçta bu kadar iyi oynamamıştı mesela. Önceki maçlarda en azından bu kadar iyi oynamamıştı. ikinci maçtı galiba e, Kars'a. Kars'a'nın bireysel performans arttırı daha iyisi gelir. E, kesinlikle V5 tarafından ilk iki maçta değil bu arada ee, sonrasında üçüncü haftadan yani şu anda benim videoyu çektiğim haftadan e, bir serimiz var e, perşembe gününden serimiz zaten BLG RNG serisi e, yakın bir seriydi özellikle ikinci maç e, bence çok eğlenceliydi e, ama burada işte dedim ya Reksa beytine biraz düştü e, BLG bir tarafı Reksa'nın çalışmış olmasına e, düştüler bence İkinci maçta Rex'e çalıştığı devam edelim oynayalım diye düşünmüş olabilirler. E, o yüzden de devam ettiler. Şimdi gelelim e, beşçilerimize. Valla bazı rolleri çok kolay seçtim. Ama nişancı pozisyonunda ve orta koridor pozisyonu inanılmaz zorlandım seçerken. Açıkça söyleyeyim. E, üst koridorla başlayalım. Üst koridorda Brit Vale var. 2 e, iki beşlimizde. E, biraz kolay seçtim rollerden bir tanesiydi. Yani... Ee, çıkan hiç fena bir performans göstermedi iyi adına. Ama çok da bir ekstrası yoktu. Bin zaten aksadığından bahsetmiştim. Dışay intlemese bile yetiyor dedim. ki yetiyor. E, V5'de hiç, Rich hiç fena oynamıyor. Ama ya Breed Valen'in oyuna etkisi kadar etki edemiyor. O MG'de Miku'ya mikuya oynamıyor pardon. Shanji e, çok fazla öldü. Maçlarda. Özellikle onu böyle zayıf taraf görevine gönderdikleri zaman çok fazla öldü. 5 tane 6 tane öldüğü maçlar var yani. E, Shalov hiç fena perform performans göstermeden ekstrası yok. 369'u geçiyorum zaten. E zoom çok istikrarsız o yüzden alınabilecek durumda değildi. Cube hiç fena oynamıyor Aero otomodun ama maç kazanamıyorlar orada da öyle bir sıkıntı var. E, o yüzden bir iptal aldık kolay bir tercihti. E ormanda Tarzan ve Vey'i var. E açıkçası ikinci ismi seçmeye çok zorlandım. Çünkü kimse Tarzan kadar oynamadı ormanda. Yani e, ne Jg, e, ne Vey'i, ne bileyim ne SFM zaten oynamadı da ne Vey Vey, ne bileyim ne Karsa kimse. Aki hiç fena oynamıyor. Aslında Aki'yi alabilirdim ikinci sonra. Hatta Aki'yi alıyorum ya. Vazgeçtim ve iyi attım. Tarzan ve e, Aki e, Aki'yi alıyorum ama gene Aki de Tarzan'ın seviyesine yaklaştığı için de. Tarzan yok ediyor şu ana kadar. Ama ikinci bir isim almam lazımdı. O yüzden Aki Aki'yi aldım. Aki, Aki daha iyi aday oldu. Tamam. Bu arada amca adına iyi çıkış yakaladı Aki. Yani burada ana şovun krim olmasını bekliyorduk ama Aki çok ciddi bir çıkış yakaladı. Orta koridorda orada. Rookie var zaten anlayacağınız üzere. Ee, ama çok iyi orta koridor performansları vardı. Onu da söyleyeyim yani. Chao mesela çok ekstraları yapmamasına rağmen iyi bir orta, çok solid bir orta koridor performansı gösterdi. Angel bence çok iyi bir sezon girişi yaptı. Ee, Fofo hiç fena başlamadı. Doinb bir hiç fena başlamadı ama ben ikinci isme scout'u aldım. Ee, bu yüzden tabi biraz zayıf rakiplere karşı oynamanın da etkisi var iydi adına ama ne olursa olsun çok daha etkiliydi maçlarında belki scout'u bir sonraki beşte almayabilirim ama düşme ihtimali var gelelim zorlandığım pozisyonu nişancı pozisyonu abi ya şöyle alamadıklarımı söyleyeyim içeri şu ana kadar alamadıklarım içeri aldıklarım aldıklarımı söyleyeyim ondan sonrası anlarsınız zaten alamadıklarımı Huanfang ve viper aldım ama ya Dogo'yu alamamaya üzüldüm. Acayip bir oynuyordu oynuyor Dogo. Gerçekten üzüldüm. Almak isterdim. LWX'i alamadığıma üzüldüm. Hang sayesinde belki de çok ciddi bir çıkış yakaladı. Elke alamadığıma çok üzüldüm. Ya belki 3-2 olsa Elke alırdım öyle değil. O kadar bir performansı var. Yani hakikaten çok e, ciddi bir performans gösteriyor ama e, Huanfang ve Viper aldım. E, Viper evet yine scout gibi görece daha kolay rakiplere karşı oynadı. E, o yüzden biraz daha kolay gözükmüş olabilir ama e, Huanfang çok çok iyi girdi sezona. E, o yüzden onu da dahil etmek istedim. Destek pozisyonunda genel görece daha kolay gittim. E, destek pozisyonunda. E, Ming'in bu sezon çok iyi bir performansı yok. Yani yukarı takımların destekleri çok iyi oynamadığı için şu ana kadar kolay oldu açıkçası benim adıma. E, Ming'in yani Lumao zaten hani biraz standardı düşmüş gibi duruyor. Vasat'ın e, biraz üstü gibi oynuyor şu anda. Ama çok bir şey de yapmasına gerek kalmadı açıkçası söyleyeyim. ya Zaten haritanın üst tarafını hallettiler. Yani Ming'in çok ekstra bir şey yaptığını düşünmüyorum bu sezon. Şu ana kadar. Meiko yani düzgün oynadı ama o kadar. Biraz işte zaten hani biraz daha veteran oyuncular genelde bu ay yeni yılına kadar daha de geçiriyorlar. Çin takımlarında var böyle bir şey. İşte Meiko'da şeyde, Ming de zaten daha veteran oyuncular. O yüzden anlayışla karşıyorum normal bence bu durumu. On fena bir performans göstermiyordu ama çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu burada Krispi aldım. Bir elciden. Ki Dogo'yu yani alamadığım için de aslında biraz Krispi almak istedim. Ve hangi aldım? FPX'ten. Hang'ın da bu arada çok öldüğü maçlar var ama nasıl tempo kontrol edeceğini, nasıl oyunu kendisinin nasıl oynatacağını çok iyi biliyor Hang ve oynatıyor aslında bunu takımına. Ee, o yüzden 5'liye de onu almayı tercih ettim. Gelelim şampiyon 5'limize. Ee, Ormanda ve üst koridorda teker birer şampiyon seçtim. Gwen ve Zin bence çok etkililerdi LPL'de. Çok net şekilde diğer şampiyonların ötesinde duruyorlardı ama diğer rollerde ikişer şampiyonumuz var. Orta koridorda Viktor ve Corki. Zaten Viktor performanslarını gördük. Corki de Corki'liğinden zaten var otomatik olarak. E seriyi kazandırıyor şampiyon. Nişancı pozisyonda Jinx, Aphelios. Burada Caitlyn'i çok göremiyoruz. E, ama Jinx'leri de Caitlyn gibi yer yer kullanıyor takımlar. E, o yüzden tebrik etmek lazım onları da. İyi kullanıyorlar Jinx'leri. Ki burada Juan Fang'ın da büyük artısı olduğunu söylemem lazım bu iki şampiyonun etkilenmesinde. Destek pozisyonunda da Trash Aphelios var. şey Trash Aphelios diyorum. Trash Nautilus var. Aphelios'a <laughs> hem destek aldık. Thresh, Nautilus var. Zaten LPL desteklerini sevdiği şampiyonlar bunlar. Yani Thresh, Nautilus, Leona, Alistar zaten bunları seviyorlar. E, Leona biraz tanklığından kaybetti. E, Leona tanklığından kaybettiği için e, daha dayanıklılıktan ziyade e, biraz daha uzun menzili seviyorlar. Bu arada birkaç tane iyi set performansı da var. LCK'de de vardı ama sayıları çok az setlerin. O yüzden dahil edemedim buraya. E, Desteklerde Thresh, Nautilus var. Beşlerimizi tekrar edelim. Breed, Ale, Tarzan, Vay'i, Rookie Scout... E, Juan Fang Viper ve Chris Hang var e, oyuncu beşlerimizde. E, şampiyon beşimizde de Gwen, Zinzao, Victor Korki, Jinx Aphelios ve Trash Natulus var. Yani takımı kurduğumuzda bakalım. E, Ale de Brit'te iyi Gwen oynar. iyi. Tarzan acayip zin oynuyor zaten. Okey. Victor Ruki'yi her türlü oynatırız. Ateş ediyor zaten. Muazzam. Huanfang'la Fang'la Jinx... Huanfang, Fang Afel... Ya, i̇kisi de oynar Huanfang Fang Viper. Hiç problem değil. Kahanga'da krispede oynatırız. Gayet iyi, uyumlu, acayip bir beşlimiz oldu. World's'ü kazandırdık bu diye diyelim ve LPL karnımızın sonuna gelelim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.